deterjan gözümüz burası. Ön yıkamalı yıkarken buraya da koyacaksınız deterjan. Deterjanı çok koymuyorsunuz. Bir çay bardağı deterjan yeterli. Şey, hepsine mi? Bütün Aynen. çamaşırlara. Bütün çamaşırlara bir çay bardağı deterjan yetiyor. Yani kutu, o her zamanki kullandığımız kutu fazla. Fazla. Çay bardağıyla bir çay bardağı deterjan yeterli gelir. Çünkü deterjanlar artık konsantre deterjanlar. Ana yıkama gözü burası. Burası da yumuşatıcı için. Vernel yumuş isterseniz kullanabilirsiniz. Tamam. Makineyi çalıştırmak için on-off tuşuyla açıyoruz önce. Buradan Açacağız. açıyorsunuz. Evet. Buradan program seçiyoruz. Seçebileceğimiz programlar burada yazıyor. Mesela birinci program leke çıkartma programı, ikinci program hızlı leke çıkartma programı. Bu programlarda çamaşır suyu kullanabiliyorsunuz. Beyazlar için üçüncü program, dördüncü program pamuklu çamaşırlar için, dayanıklı çamaşırlar için beyazlarınızı da yıkayabilirsiniz burada. Sentetik çamaşırlar ise beşinci programda yıkanıyor. Bu programda daha böyle naylonumsu, daha fazla su emen çamaşırları kullanıyorsunuz. Yalnız çamaşırın kilogramını azaltmanız gerekiyor. Beşte mi? Aynen 5. program sentetik yıkarken mesela. Özel programları var. İşte bebek çamaşırları için anti alerji programları var. Bebek çamaşırları için 8. program. 9. programda pamuklularınızı yıkayabilirsiniz. Yine beyazlarınızı yıkayabilirsiniz. 10. program yünlüler için. 11. program ise hassas çamaşırlar. Burada ipeklileri, perdeleri yıkayabilirsiniz. Buradan hangi programı seçmek istiyorsanız onun üzerine getiriyoruz. Mesela 5. programa getirelim. Sentetik çamaşır yıkayacağız. Otomatik olarak süresini, sıcaklığını, sıkma devrini, her şeyini ayarladı. Burası ayarladı. Aynen. Buradan sıcaklığını değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakalım 60 derece, 50 derece, 40 derece, kaç derecede yıkamayı yapmak istiyorsak buradan derecesini ayarlıyoruz. 40 ayarladık şimdi. Makine sıkma devrini de kendisi ayarladı. Eğer istersek onu da değiştirebiliriz. Mesela 1000 devir ayarlamış. Biz bunu istersek 800 devir, 700 devir, hatta sıkmayı iptal edebiliriz buradan. Yani off'a getirdiğimizde makine sıkma yapmıyor. Sıkma yapmıyor. Aynen. Şu şekilde 1000 devirde Nasıl sıkma düzeliyor? yapacak. Aynı tuşa basarak Düzeliyor tekrar. düzeliyor. Zaman erteleme var. Önceden makineyi Ama bunlar programlıyorsunuz. Mesela şimdi programlıyoruz. 3 saat sonra çalışmasını bakacak. istiyoruz biz. Bunu 3'e getirdiğiniz zaman, zaman ayarı yazıyor ya. Bunu 3'e getirdiğiniz zaman 3 saat sonra, 4'e getirirseniz 4 saat sonra çalışmaya başlıyor. Hemen çalışmasını istiyorsak buna basmayacağız. Ekstra durulama tuşu var. Fazladan bir durulama yapmanızı sağlıyor. Ön yıkamalı yıkayacağınız zaman buna basacaksınız. Şuradan da yıkama şeklini seçiyoruz. Çamaşır çok kirliyse yoğuna getiriyoruz. Az Mesela iş kirliyse elbiseleri. aynen. Az kirliyse narine getiriyorsunuz. Normal kirliyse normalde kalıyor. Çalıştırmak için Şuraya de nasıl geliyor mesela? Basınca mı geliyor? basarak geliyor. Basın. Ha, istediğin yere geliyor. İstediğin yere geliyor. Çalıştırmak için start tuşuna basıyoruz. Şu an biz zaman ayarı yaptığımız için makineniz çalışmayacak. Kalacak böyle. Onu iptal etmek istiyoruz diyelim. Basarak geri sayıyor. Kapandı. Şimdi çalışmaya başlayacak. Ben onu pek kullanacağımı zannetmiyorum ya. Çünkü bize çamaşır hemen lazım oluyor. Evet. Uzak bir yere gittiğim yok. Hemen çalıştırmak isterseniz buna hiç basmayacaksınız. Çocuk kilidi var. Elimizi 3 saniye basılı tuttuğumuzda devreye giriyor. İşte o bizim için. Evet. Tuşlarını kilitledi şimdi. Yani hiç kimse sizin ayarladığınız ayarları değiştiremiyor. O çok, benim için çok önemli işte. İptal etmek istediğinizde de yine aynı tuşa basılı tutup bekliyorsunuz 3 saniye. Şimdi 3 makine, saniye. Tamam, o evet, çok güzel benim için. 1 kilo ile 10 kilo arası yıkama kapasitesine sahip. Yani az çamaşır olduğunda az çamaşırda da kullanabiliyorsun makineyi. Tamamen doldurmayın makineyi. Temiz yıkaması için az doldurmanız lazım. Hem sıkmada ses yapmasın, hem daha temiz çamaşır yıkasın diye tam doldurmayacaksınız. Ne kadar az çamaşır atarsanız o kadar temiz bir yıkama elde edersiniz makinelerde. Şimdi durduralım. 14. program hızlı yıkama. Mesela yazın kullanabilirsin böyle az kirli çamaşırlarda, günlük Ne kadar çamaşırlarda. kaç saat? Yarım saat sürüyor bu. 15 dakika hangisiydi mesela? 15 dakikalık yıkama programı yok bu makinede. Sadece yarım saatlik var. Şimdi şuraya Ama da bana alırken 15 dakikalık da var dedi bayan. yok, yarım saatlik var.
15 dakikalık yok. Ama 15 dakikada yıkanan çamaşırlar yani hayır gelir ki abla. Yani suyunu mu ısıtsın? Suyunu alırken zaten geçiyor bir iki dakikası. O da var değil mi? Boşalt, tabii canım. Yani su değiyor, atıyor suyunu. Hiçbir işe yaramaz. Yani yarım saatlik gayet normal. Tamam. Onu da çamaşır... Olur. Aynen öyle. Daha temiz bir yıkama elde etmek için 15 dakika zaten 5 dakikası su alırken boşaltırken geçiyor. Şu bir kamudayla şurayı açıyorsunuz. Şu kapağı çıkartıyorsunuz. Tırnaklarından kurtararak şöyle. Filtresi burada. Bunu çevirerek çıkartıyorsunuz. Eskisi gibi. Aynen. Su boşaltmaz olduğu zaman çöpüp temizleyebilirsiniz. O cürk filtri nerede kullanabilirim değil mi?